O zaman kimlerde görülür? Epilepsi kimlerde görülen bir rahatsızlıktır? Epilepsi her yaşta görülebiliyor ama hayatın ilk birinci yılında, bir yaşa kadar ve 60 yaşından sonra yoğunluk gösteriyor. İlk çok ilginç. Yani bir yaşından önce ve 60 yaşından sonra daha sık görülüyor. Bir yaşından önce perinatal dönemde bebeklerin yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle ya da genetik nedenlerle epileptik nöbetler olabiliyor. Bunlar febril konvülsiyonlardan farklı nöbetler. Ateşle ortaya çıkan nöbetlerden farklı. Evet. Yani sonuçta hastalarımız hep bunu karıştırıyorlar. O yüzden ben özellikle üzerinde durarak soruyu tekrar sordum. Febril konvülsiyon ya da ateşle ortaya çıkan nöbetler, ateş ortaya çıktığı zaman olan nöbetler. Aslında bu bir epilepsi hastalığı değil, değil mi? Evet, febril konvülsiyon ateşle ortaya çıkan epileptik nöbet gibi çocukların nöbet geçirdiği ama epilepsi olmayan bir durum. Febril konvülsiyonda bazı basit önlemlerle hastanın çocuğun ateşinin yükselmesi engellenerek tedavi edilebilir ve daha sonraki hayatında epilepsiye dönüşmesi beklenmez. Peki daha sonraki hayatında epilepsiye dönüşmesi beklenen durumlar da mı var? Evet. Bazı febril konvülsiyonlarda, komplike konvülsiyonlarda çocuklarda daha sonra epilepsi hastalığının gelişme ihtimali, riski artıyor. Bunun bazı özellikleri var. Beyinde bazı etkilenmelerin olması bekleniyor. EEG'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Hekimler tarafından ayrıntılı değerlendirilerek daha sonra epilepsi gelişme riski inceleniyor. Başka nedenleri var mı ilk bir yıl içerisinde? Metabolik nedenler de var sanırım. Mesela bebekte kan şekerinin düşmesi gibi. Mutlaka birçok neden olabiliyor. Metabolik, genetik, hipoksik etkilenmeler. Çok pardon kestim. Bunu bize çok sordukları için. Hocam çocuğumuzun ateşi çıktı, nöbet geçirdi. Hocam çocuğumuzun kan şekeri düşmüş, biz besleyememişiz. Sütümüz yetersiz kalmış. Hem uykuya meyli oldu hem de nöbet geçirdi. Evet. Bunların ben gerçekten şimdiye kadar bir yaşından sonra epilepsiye, sarı nöbetlerine döneceğini düşünmemiştim. Yani bir nedenle ortaya çıkan ama neden ortadan kalktığında kendinden bir şekilde tedavi olmuş olan gruplar olarak değerlendiriyordum. Demek ki öyle değil. Eğer sadece hipoglisemik atakla bir kez yaşanmışsa, beyinde kalıcı bir lezyon oluşmamışsa onlarda epilepsi gelişme ihtimali düşük. Basit febril konvülsiyonda da ileride epilepsi gelişme ihtimali düşük. Ama komplike febril konvülsiyonsa, buna eşlik eden başka belirtiler varsa, nörolojik belirtileri varsa, beyinde etkilenmeler varsa ileride epilepsiye dönüşme riski artıyor. Artıyor. O zaman ona göre tedavi şekli de değişiyor. Epilepsinin belirtilerini tekrar kısaca anlatabilir misin? Epilepsi vücutta aniden ortaya çıkan istem dışı hareketler, kasılma, dalma şeklinde, göz kırpma şeklinde ya da düşüp bayılma şeklinde ortaya çıkabilir. Düşüp bayılan hastalarda dil ısırma, ağızdan tükürük gelmesi, idrar kaçırma, büyük abdestini kaçırma gibi belirtiler görülebilir.